Kahve molasından merhaba sayın seyirciler. Ekonomi gündemini paylaşmak üzere karşınızdayız. Ben Beyza Hakan. Önce piyasalara bakalım, sonrasında ekonomiyi konuşacağız. BIST endeksi gelecek önce. 118.779 puanda BIST 100. Dolar ve avroya bakalım. Dolar 3.80 seviyesinde düşüşü devam ediyor. Avroya bakıyoruz. 4.64 seviyesinden işlem görüyor avro. Altına bakıyoruz. Gram altın 161 lira 41 kuruş. Çeyrek altına bakıyoruz. 264 lira 54 kuruş. Petrole gelelim. Brent petrol 66 dolar 45 sent. Ve son olarak faizleri görüyoruz. Tahvil %12.95 ve repo %12.13. Piyasalarda durum böyle sayın seyirciler. Rakamlar aktardı. Kahve molasında bugün seramik sektörünü konuşacağız. Konuğumuz Dekobit'e kurucu ortağı sayın Selman Öztürk. Selman Bey, tekrar merhaba. Hoş merhaba, geldiniz. Hoş. Şimdi öncelikle kısaca sektörün Türkiye ve dünyadaki gelişiminden bahsedecek olursak Türkiye'yi konumlandırır mısınız? Hangi noktadayız? Şimdi Türkiye dünyadaki önemli seramik üreticilerinden bir tanesi. Yaklaşık 4 milyar metrekare yıllık üretimi var dünyada seramik sektörünün. Türkiye 9. sırada bu üretimde, fakat ihracatta dünyada 3. sırada. Ürettiğini ihraç edebilen, seramikte ihraç edebilen ülkelerden bir tanesi. Yaklaşık 320 milyon metrekare Türkiye'de seramik üretiliyor her yıl ve bunun da 85 milyon metrekaresini dünyanın yaklaşık 103 ülkesine Türkiye ihraç edebilir durumda şu anda. En fazla ihracat yapılan ülkeler hangileri? Özellikle Avrupa pazarı Türkiye için çok iyi bir pazar seramik sektöründe. Rusya pazarı çok iyi bir pazar. İsrail Türkiye'den ciddi miktarda seramik alıyor ve Kuzey Amerika çok ciddi miktarda seramik alıyor. Yaklaşık 20 milyon metrekarelik bir volüm Kuzey Amerika ülkelerine, Kanada ve işte Amerika Birleşik Devletleri'ne buradan ihraç ediliyor. Şimdi ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek hükümet olarak seramik sektörünün yanındayız mesajı vermişti. Hükümetin desteklerinin sektöre katkısını sorarsak size. Evet, hükümetin çok ciddi destekleri var esasında. Yani işte Türk aleti üzerinden destekleri var. Siz yurt dışında bir showroom ya da bir yatırım yapmak istiyorsanız hükümet bunun neredeyse tamamını karşılamış oluyor. Yurt dışı fuarlara çok ciddi anlamda destek sağlamış oluyor. KOSGEB destekleri çok fazla var. Evet. Bizim sektöre yönelik. Yurt dışı tanıtımlara yönelik yine birebir hepsini karşılayabiliyor. İşte Ekonomi Bakanlığı ve bağlı olan kuruluşlar. Diğer yönden işte devletin de desteği var. Devletin esasında enerji alanında çok ciddi bir desteği var. Şöyle açayım. Yani Türkiye'de şöyle bilinir. Türkiye işte dünyanın en pahalı enerjisini alan ülkelerden bir tanesi. Aslında böyle değil. Yani seramik üreten ülkelere biz bakarsak işte Çin, Hindistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Almanya, bu ülkeler içinde en ucuz doğalgazı alan sanayici olarak söylüyorum. Bizde 80 kuruş mertebelerinde en ucuz doğalgazı alan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yani Türk üreticisi. Elektrik olarak da en ucuz biziz. Yani öyle ki işte İtalya ve İspanya ile neredeyse %50 fiyat farkı var. Yani Çin'le Hindistan'la %70'lere varan fiyat farkı var. Biz daha ucuzuz onlardan. Elektrik yarı yarıya ya da işte bazı ülkelere göre %30 daha ucuz. Bu ciddi bir destek. Yani yıllardır esasında hükümet doğalgazı kendi içinde sübvanse edip bunu sanayiciye yansıtmıyor. Ve inşallah tabii beklentimiz bu sene de bunu devam etmeleri. Bu noktada hakikaten hükümetin ciddi desteğini arkamızda görüyoruz biz. Evet. Bu arada önemli bir fuardan bahsetmek gerekiyor. Zira sektörün kalbi şu anda 2018 Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda atıyor. Şimdi yüzlerce yerli ve yabancı firmanın katıldığını biliyoruz fuara. Dolayısıyla fuarın sektör açısından önemini öncelikle soralım size. Bu fuar dünyadaki seramik sektöründeki ikinci büyük fuar. Birincisi İtalya, ikincisi bizim Günsere Fuarı. Geçen sene işte Reyna saldırısından dolayı yurt dışı müşterilerinde biraz kaygı vardı. Biraz düşüktü ama bu sene işte dün ve bugüne bakarsak çok ciddi anlamda bir yurt dışı müşteri kitlesi var fuarda. Ciddi bir ilgi var. Dünyanın her tarafından işte uzak doğudan işte Güney Amerika'ya kadar dünyanın her tarafından ciddi bir müşteri
geliyor. Yoğun katılım var. Yoğun katılım. Hı hı. Yaklaşık 20 bini yabancı, 100 bine yakın bu işle ilgilenen profesyonellerin, işte alıcıların, mimarların, inşaat sektöründeki diğer grupların geldiği 100 bine yakın bir ziyaretçi geliyor fuara. Yurt dışından katılım yüksek. Yurt dışından, evet, yani geçen seneyle kıyaslarsak bu sene gerçekten memnun edici bir katılım var. Güzel. Şimdi seramik deyince elbette tasarım, teknoloji de ön plana çıkıyor. Şimdi bu yönümüzde hangi noktadayız? Ve hangi ülkeler tasarımlarıyla adından söz ettiriyor? Bununla birlikte şunu da sorayım. Dekovita'dan da bahsedelim. Çünkü siz de tasarımlarla aynı zamanda anılan bir markasınız. Ve 2004 yılında kurulan bir markasınız. Ama kısa sürede çok önemli başarılara imza attınız. Hem seramik ve tasarım deyince hangi noktadayız? Hem de Dekovita bu anlamda nerede? Şimdi tasarım denince seramikte esasında İtalyanlar ön plana çıkıyor. Yani bunu rakamlara eğer vurursak, mesela İtalyanların ihracat ortalama rakamları yaklaşık 14 eurolar mertebesinde. Bu daha sonra işte 6,5 euro ve altına diğer bütün dünyadaki seramik üreticilerin ihracat ortalaması, metrekare ortalaması 6,5 euro ve altına geliyor. Türkiye 3. sırada, işte 6 küsür eurolar mertebesinde. Bunun sebebi şu: İtalyanların, işte aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Aşağı yukarı aynı ham maddeyi kullanıyoruz. İtalyanlar nerede ön plana çıkıyor? Tasarımda, Ar-Ge ve inovasyonda. Farklı ürünler piyasaya sunuyorlar. Evet. Bu farklılıktan dolayı da bunu fiyat olarak da ihracatlarında çok rahat biçimde alabiliyorlar. Şimdi biz Dekovita olarak 2004 yılında ithalata başlayarak yola çıktık. Ve geldiğimiz süreçte 2016 başlangıcında Makro İnşaat'la beraber bir ortaklık yaparak dedik ki biz paramız niye yurt dışına gitsin? Yani kendimiz bunu üretebiliyoruz. Türkiye bu konuda çok zengin. İşçilik yönünden çok yetişmiş, kalifiye eleman bulma noktasında seramik sektöründe özellikle iyi bir noktadayız. Enerji fiyatlarımız çok iyi ve lojistik olarak da çok iyi bir noktadayız. Yani dünyanın her tarafına aynı uzaklıktayız ve yani seramiği talep eden ülkelere aynı uzaklıktayız. İşte bu işteki lider olan Çin, Hindistan'ın lojistik anlamdaki dezavantajı burada bize avantaj sağlıyor. Bir Dekovita fabrikasını kurduk. Kurarken de dedik ki biz 4 milyon metrekare kapasiteyle başladık. Ya dedik ki biz herkesin ürettiği, işte dünyadaki o 4 milyar metrekare üretimde herkesin ürettiği üretim ürünü yapmayalım. Farklı, katma değeri olan, tasarımsal yönü çok zengin, farklılığı olan ürünleri piyasaya sunalım. Ve işte 2016'nın ikinci yarısında üretime başladık. Geldiğimiz noktada bu yıl başında baktık ki hakikaten Dekovita ürünleri çok fazla beğeniliyor ve ilgi görüyor. Yatırımımızı büyütme kararı verdik. İşte makine siparişlerimizi verdik. Şimdi makinelerimizi kuruyoruz. Mayıs ayında da 10 milyon metrekareler mertebesine çıkacağız. İhracat noktasında iyi bir noktadayız. Çünkü hakikaten farklılık oluşturduğunuz için piyasada müşteriler ciddi anlamda bir ilgi gösteriyor. Güney Kore'den işte Arjantin'e, Brezilya'ya çok kadar güzel. Ki Brezilya'da iyi bir seramik üreticilerinden bir tanesidir. Yani metrekare olarak Türkiye'den daha yüksektir. Bu ülkelere şu ana 40'a yakın ülkeye ihracatımız var. Yıl sonundaki hedefimiz de 100 milyon TL üzeri bir ciro ve yaklaşık 70-75 ülkeye ihracat yapabilir hale gelmek. Ciro hedefinizi ne demiştiniz? Ciro hedefimiz 280 milyon civarında 2018 için. 2018. İç pazar ve dış pazar beraber. Bu arada şimdi az önce yine döneceğim Dekovita'ya ama sektördeki ihracat rakamlarını da konuşalım size. Sektöre hakim bir isim olarak. Şimdi yüz güldürdü zira rakamlar. Üzerinde biraz durmak lazım. Türkiye İhracat Katkı Endeksinin 2017 yılı son çeyrek verilerine bakacak olursak 18 sanayi sektörü arasında inşaat seramikleri, izleyicilerimize de oranı hatırlatmış olalım, 22.33'lük oranla son çeyrekte de katkı oranı en yüksek sektör oldu. Şimdi bu başarının da 2018'e devam edeceğini öngörüyor musunuz? Hedefler hangi yönde? Türkiye'nin bir algısı var yurt dışında, yani seramik sektöründe kalite algısı var. Yani hakikaten işte çok fazla metrekare üreten ülkelerle kıyasladığın zaman Türkiye iyi bir noktada. 9. üretici, metrekare olarak 9. üretici olmasına rağmen ihracat yapan ülkeler noktasında 3. ülke Türkiye. Çin ve Hindistan'dan sonra 3. ülke. Bu noktada sürekli artan bir ivme var. Yani 2006'dan beri sürekli artan bir ivme var. Bu sene bu rakamların çok daha üzerine çıkacağımızı hedefliyoruz. İşte yeni oyuncular geliyor sektöre. Yeni teknolojiler devreye sokmuş oluyoruz. Bir de farklı ürün
yurt dışına sunmuş oluyoruz. Geçen sene, ondan önceki sene Türkiye'nin belki durumundan dolayı, işte bulunduğu içinde bulunduğu durumdan dolayı bir kötümser bir hava vardı yurt dışı kaynaklı, ama bunun düzelmiş olduğunu değişti. Hani bugünkü fuarda da çok rahat görmüş oluyoruz. Talep var, gelen çok fazla, beğeniler çok fazla. İnşallah 2018-2017'den daha iyi geçeceğini umuyoruz. Fuar ne kadar sürüyor? Fuar cumartesine kadar. Cumartesiye evet, kadar cumartesi sürecek. Cumartesi akşama kadar devam ediyor. 3 günlük bir zaman var. Evet. Şimdiden daha ikinci günde olumlu bir görüş hakim sizde. Dolayısıyla evet, bunun daha da açılacağı öngörülebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür hem ederim. 2018 hedeflerinizi paylaştınız, hem Dekovita'yı anlattınız. Çok sağ olun. Hem de sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundunuz. Dekovita kurucu ortağı Sayın Selman Öztürk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün de kahve molasının sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim.